Yavaş yavaş, aynen yavaş yavaş. Tamam, sal üstüne, yavaş yavaş sal. Sal akraba. Sal. Yok mu buna? Hadi öbür tarafa dön, öbür tarafa. Heh. Bunlar koyu değil, gel. Kurtarayım mı önü? Akü biz yapıyoruz. Önü kurtarıyor mu? Kurtarmaz abi. Az daha gel. Az daha gel. Geri korun, geri korun. Az daha korun, korun, korun. Tamam. Hadi merdiveni ileri al abi. Hadi sen, tamam, fazla aldın, fazla aldın. Geri al abi, bittin az. Tekeri görmüyor musun ön tekeri? Abi, bunu elini sokayım. Tamam. Böyle bir arabada bana lazım böyle. Gel serbest. Önü serbest. Ben de yapayım bundan. Sol. Yavaş yavaş. İşi arar değil mi bunlar? Öbür tarafa. Sal. Yavaş. Sal. Tamam, kurtarayım. Tamam. Bu kadar. İlk defa siyah bir kasa geliyor bana. Elinize sağlık olsun. Çok güzel. Güzel olmuş. Bakalım Hasan abi ne diyecek. Önce onun sırasıydı. Bunu iki... Güzel olmuş. Bunu diğer kişi sipariş etmişti bunu. 23 kasa. Evet arkadaşlar, siyah da güzelmiş. Müşteri zevkleri farklı farklı oluyor. Bu da güzelmiş, beğendim yani. Kazada kırmızı var. Mesela mavi yaptırmasak iyiymiş. Şimdi al bak, kaçma. Sen kaç aldın o zaman bunu? 135. Ne 135 lan? 22 beygirini 145'e verdim ben. 22 beygirini. Şimdi 155. Şimdi tövbeler olsun, 22 145'e verdim. 11. aydı. Ama sen bedava almışsın. Vallahi bedava almışsın. Bedava değil, o zaman da 120 bin liraydı 22'lik. Ya onu diyeyim ben sana. Şimdi almışsın, bak şimdi yenisini alıyorsun. Vallahi. O zaman öyleydi. Bu... Her ay zam geliyor her ay. Bir de şu motor yok. Vallahi yok. Şu motor yok şu anda. 20 25 beygir yok. Allah Allah. Yok. Daha yeni başladılar sesle. Yok ya, yani sesle sokuyordum. Evet arkadaşlar. 25 EP'ler uzun zamandır bekliyoruz. Sonu da geldi. İlk evet. Önce Hasan abinin sıra. Neyse, Numan Aydoğdu diye bir müşterim siyah sipariş etmişti. İkinci onun olacaktı. Ama ilk siyah kasayı göndermişler. Ben de bir bak dedim. Beğenirsen seninki olsun dedim. Sonra kırmızıyı getiririz dedim. Neyse, kırmızı güzel diyor. Siyah güzel dedi. Beğendi, kalsın. Diğerinde siyah yapacağım. Hayırlı olsun şimdiden. Sağ ol, Allah razı olsun. Üşüme. Makineyi içeri sokar, ısınır. Beğendin mi hoca? Beğendin mi? Bir buçuk haftaya hazır. Beğendin mi? Öğrettiler buna da. Evet arkadaşlar, hastaneden geldik. Murat firmasına sipariş vermiştik. Özellikle PTT kargosuna, kargoya vermesini istedik. Nihayet Murat firması PTT kargosuyla anlaşma yaptı. Anlaşma yaptı ve böylece PTT kargo ta köylere bunları getiriyorlar. Hem fiyatlar uygun oluyor, hem de sadece bir koli için kilometrelerce yol gitmene de gerek yok. Ayağınıza kadar getiriyorlar. Murat firmasıyla bir ilk oldu bu da. Çok iyi oldu bence. Şimdi bunları dükkanı kapatıp öğleye kadar çalışmıyordum önceden. Ta aşağı gidip kargoyu alıp geliyordum. Öyle iş başı yapıyorduk. Bunun için ta çarşambaya gitmemize gerek kalmadı. Murat firmasına bundan dolayı özellikle Serkan abime teşekkür ediyorum. Bu öbürler gibi de efendim gibi. Evet. Bundan önce bir evtür sistemi daha yap, bir evtür daha vardı, onu değiştirmişler. Son olarak en iyisi bu yani, daha iyisini yapana kadar en iyisi bu olmuş. Evet.
Bravo hocam. Bu susturuculu arabaya ekliyorsun. Bak nene kaputu değişecek, bu kaputu gelmiş. Arkadaşlar, kasa ve emniyet olsun diye bu çat işletme karşı buradan buraya zincir takacağız. Buradan buraya. Buradaki zincir ise vidayı sökünce zincir çıkacak. Yani şaftı indirebilmek için. Şimdi köpeklerin kurduğu zincirden bir tane zincir getirin. Bunu kaynatalım. Bunu. Evet arkadaşlar, şap düşmesin diye zinciri bağladık. Böylece hem zinciri çıkarabiliyorsunuz buradan çevirip de, hem bu şekil kalıyor. Eğer bir şafta zincir takılmazsa, şaft yere düştüğü zaman ok gibi yere saplanıyor. Römork kaldırıp atıyor. Bu da tehlikeli oluyor. Evet, bir takipçime söz vermiştim. 25 HP'yi bir sürüş testi yapalım. Almıştı mı idare sesi? İdare. Güzel olmuş, almış, yeter. Azal. Önceden çok diğer ses de motor kaynaklıymış diğer sesler. Ha, motor. Mümkün olduğunca yani bu kadar adaptör. Allah'a şükür. En azından yani başka zaten en az Serkan abi diyor mesela video çek, yok ses içeri geliyor diyorlar. Hı-hı. Hemen el atıyor Serkan abi. Maşallah, güzel olmuş. Maşallah. Çok balat çok güzel. Helal olsun. Birazdan ya. Maşallah tank gibi ya. Bir de 25 şey ya. Ya. 22'ye göre motor büyük ses artarmış. Diğerinde az az atmışlar. O piyasaya verdik zaten. Ondan 2 tane sattım. Şimdi göğsü bir kere daha değiştirdiler. Daha iyisini yapana kadar bu süper. Şimdilik. Tabii. İyi çok... zaten. Azalmış bayağı değil mi? Bayağı azaldı tabii. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünlerde 7 HP Bolat 20-00 ikinci motor teslim edeceğiz. İkincisi de
takipçilerimden biri Arzumur, birincisi ne teşekkür etmiştik, o da dönüştü yaptı tabii. Hallardu şart bizzat motoru toplamamı ve de çalıştırmamı istedi. Ama şurada gördüğünüz gibi benzin yağı var bakın pompada. Belli ki test edilip gönderiyorlar motorları. Zaten o şekil kararlar aldığını biliyorum Bulat firmasından. Özellikle motoru çalıştırıp kontrolünü yaptıktan sonra teslim etmek gibi bir konular geçmişti. Umarım öyledir. Bakın pompada görüyorsunuz. Hepsi öyle. Motorunu toplayacağız. Çalıştıracağız. Ondan sonra çalıştırdıktan sonra haller dışarı diye teslim edeceğiz. Paladan önce dişliği takmamız gerekiyordu. Yanına bir de Haller Duş abi yağı istedi. Bu tüpü 4 litre benzine karıştırabilirsiniz. Bu yağlarla güzel çalışıyor bu motor. Zaten az sonra birazdan benzini koyup deneyeceğiz zaten. Taşımalarda falan zarar görmesin diye bunları özellikle takılı göndermiyorlar. Yalnız bunlara şöyle bir kılıf koyup da gönderilebilir. Başka bir markada görmüştüm. Hangisini de gördüysem. Tamam burada Haller Duş abi neredendi? İzmir diye biliyorum. Evet. Vallahi İzmir yazmıyor ama İzmir diye biliyorum. İzmir neresiydi? Sen biliyor muydun adresi? Adresi vermiş olması lazım. O telefona bakarsın diğer telefona. Bakalım adres neredeymiş. İzmir diye biliyorum tabi. Sık takipçilerimden, sık sık yorum yapanlardan biri. Bir de yanına yedek bir zincir istedi yağdan sonra. Bunu da hallettik. Bakın. Üsküdar İstanbul'muş. Üsküdar İstanbul. İzmir sanmıştım. İstanbul, Üsküdar. İlk defa Üsküdar İstanbul'dan bir motor alıyor. İstanbul'dan çok alan oldu ama Üsküdar'dan ilk defa bizi tercih ettiği için kendisini sağ olsun. Benim tabii takipçimdir. Kendisi benim. Bu aralar bildiğiniz gibi hastayım zaten. Şeyden pazartesi günü şeye gideceğim, testlere gireceğim, o yüzden bugün hazırlayayım, pazartesi günü teslimat yapılabilir, kargoya verebilirim bir aksilik olmazsa inşallah. Bu konuda zaten abimizi bilgilendirdik, biraz hastalığım var diye kendisine söyledik, o da kendisi de anlayışla karşıladı. Tamam, şimdi burada tırnak var. Tırnağın palaya girmesine dikkat edilmeli. Yoksa ayar vites bozulacaktır. Evet, buraya kadar tamamladık.
Daha önce de belirttiğim gibi depo göstergesi mevcut, güzel olmuş. Bunu daha önce kutu açılımını yapmıştık. Emniyet fren kontrolü işte bu. Tamam. Şimdi de selet yağı, yağ karışımı, benzin vardı. İşte yağ karışmış benzin. Yani tekrar yağ koltuğu oturmak için uğraşmayacağız. Süzgeçlisi var bunlar. Benzini kullanırken, doldururken daima süzgeçli huni kullanınız. Benzin çok temiz, yani bidonu falan temiz, sürekli benzin kullandığımız bundan temizdi. Şimdi huniyle yine dolduruyorum. Selatla karışım benzin doldurduk. Kargoda gittiği için içinde yağ benzin mümkünse hiç olmamalı yani. Az bir şey olsa bir şey çıkmaz. Bakın gösterge işte. Biraz da yağ ekleyeceğiz. Doldururken motorun bak kısımlarına yağ getirmeyin, yoksa iyice toz toprağı, gres gibi topluyor, toplayabilir. Benzini pompalıyoruz. Benzin geldiği zaman artık daha pompalamayın. Tamam, bakın gördüğünüz doldu benzin pompası, tamam. Dolduktan sonra bir kere daha basın, tamam. Sürekli pompalamayın, yoksa benzin pompası deliniyor. Uzun süre pompalarsanız çalıştıralım. Yükleyi açtık. Stop 1'e getirdik.
Evet arkadaşlar, ufak bir testini yaptık. Ufak bir Ankara ters yaptığım ağaç bu. Motor yeni olduğu için fazla zorlatmayacağım. Tabii gördüğünüz gibi hemen kolayca bir şekilde kesiyor. Şimdi motor geri sökeceğiz. Çünkü kolide yer kaplayabilir. Bu yüzden geri sökmemiz lazım. Sonrasında abimiz zaten videomuzu izleyerek gerisini kendisi yapabilir. Freni çekip kapağı açarsınız. Böyle ne çekip de böyle fren kısılı yine açarsanız torresi takması zor oluyor. Gayet güzel çalışıyor. Denediğimizde selantra yağıyla da sağlıklı çalışıyor. 4D'ye bundan takarsanız bir sorun olmayacaktır. Yani selantra, hatta hiç duman da görmemişsinizdir. Motor çalışırken dumanın çıkmadığını görmüşsünüzdür. Sağlıklı zararlı olmaz bu şekilde. Bunları da şöyle önce motoru yerleştirelim. Şuradan ölçekli yağlarını da yerleştirelim. No, hava burada. Dışarıda burada ama. Hep kirlendi içeri. Parayı kutusuna koyalım. Yer kaplamasın diye. Zinciri de kutusuna koyduk. Tamam. Evet de tamam. Bu defterinde motorun seri numarasını şey yapacağız, seri numarasını. Evet, seri numarasını girip garantisini imzalayacağız. Bir de bilgisayarda sisteme gireceğiz. İstedikleri yerde serviste TC numarası, seri numarası girdikleri zaman artık garanti belgesi öne çıkacak. Her gün garanti belgesi gün gün geri sayabiliyor. Öyle bir sistem yapmış Polat. Buradan seri numarayı, alan kişi ismi, satan firma ismi yeterli oluyor. Bunları yazarsın, garanti belgesi. Kaşa basarsın. Tarihi, satış tarihini. Bir de garanti belgesini de oluştur. O adımdan TC numarasını da iste. Yani onları halledelim. TC kimlik, isim, adres, telefon, bunlarla beraber garanti belgesini yer alması gerekiyor. Bunları girdikleri zaman garanti belgesini bulabiliyorlar. Balayı da birleştirdik. 2 adet de bundan istemişti. Selantra 2 zamanlı yağ, 4 litreyi koyarsın şişeye, çark alarsın durur. Bu şekilde karıştırdığınız zaman aynen böyle oluyor. Bakın güzel oluyor, kolay oluyor kullanımı. Bu da yağ ölçeği ama dediğim gibi 4 litreye karıştırsa daha güzel olacaktır. Daha ölçülü olacaktır. Ayrıca yanına da zincir istemişti. 20 diş zincir Oregon. Onu da koyduk yanına. Yani olur ki bir daha zincir kör olursa uğraşmayayım diye hazırda bilinçli birinden zincir almayı istemiştir abimiz.
bakalım daha olumlu, daha şuralara. Kapağını da duvarını geri açalım. Şunu tıklayalım, geçirelim. Ver bakalım. Tamamdır. Şöyle kağıt getirsin numarasını ya da... Ver bakayım. Şurayı bu. Motorun seri numarası barata altında oluyor. Faresiyle garantiye götürsün bunu, işletsin bunu. Tamam. Buradan seri numarası, garanti belgesini işledikten sonra servislerde servis şeyine, portala giriyorlar, servis portalına. Müşteri bilgileri, bir de seri numarayı girdikleri zaman motor garanti süresi, garanti ne kadar sürede alınmış, ne zaman alınmış, hepsi bilgileri ortaya çıkıyor. Polat firması bu sistemi kurmuş. Kurdukları sistem bence çok faydalı olacaktır. Evet, başka bir şey kalmadı. Bunu da bir kol bağlayalım. Güzelce ne söyle, güzel bir şekilde Halil Arduş abi ne ulaşacaktır inşallah. Abi buradan selamlarımı iletiyorum. Bizi tercih ettiğiniz için, benden bir ürün aldığın için tekrardan teşekkür ediyorum. Böylece kolilerin sonra iletişim bilgilerine gireceğiz. Evet arkadaşlar, fiyatını soranlar videonun açıklama kısmı ve de yorum kısmından web sitemizin adresini görebilirler. Oradan fiyatları kolayca öğrenebilirler. Hatta sipariş verebilirler. Taksit yapabilirler. Neyse. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.